Efendim merhaba. Evet, yeni bir haftaya başlıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta gündem yaz moduna modunda devam ediyor. Tabii bugün Murat Ağatlar Sandallar şehitliğinde anma töreni gerçekleşmişti. Bir de orada kemiklerin tespiti yapıldı. Mezarlar açılmıştı ve tespiti yapılan 6 şehidimizin düzenlenen törenle defnedilmesi konusu vardı. Burada Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı yine açıklamalar var bugüne dair gelişmelere baktığımızda ve Güney Kıbrıs'a bir takım mesajları var. Özellikle de ELAM gibi örgütlerin korunmasına yönelik yaptığı eleştiriler vardı. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu tarz işlerin hiç olmadığına da vurgu yaptı. Öte yandan bu FETÖ soruşturması ilerliyor. Bugün yine İki as subay gözaltına alındı. Bunun bir bilgisi var. Böylesi bir gündemimiz var yurt içerisinde. Şimdi konuları tabii derinlemesine konuşacağız. Bugünkü konuğum Sayın Tözün Tunalı, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Başkan Yardımcısı. Zaman zaman da bizim Halk Meclisi programlarında kendisi de katılır. Bölge insanıyla onların sorunlarını dinler. Bu arada yeri gelmişken yarın da Korkuteli Köyü'nde olacağımızı söyleyelim Halk Meclisi programıyla. Ve tabii ülkenin sorunlarına, köylünün sorunlarına baktığımızda üreticinin kuraklıktır, su parası konusudur. Hayvancının alacakları noktasındaki sıkıntılar, bunlar da sürekli her hafta karşımıza çıkan ve bir türlü de bunların giderilmesine yönelik herhangi bir politikanın üretilmediği bir dönem içerisindeyiz. Bakalım. Bunlarla ilgili hemen değerlendirmelere başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, başladınız tabii bir erken seçim hazırlığı partilerde de başladı galiba. Evet. Yani Nisan ayı artık zikrediliyor sıklıkla. Nasıl gidiyor? Yeni bir parti tabii. Köy gezilerini başlattınız. Oradan başlayalım, hadi sizden başlayalım da sonra girelim gündeme. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii ki Toplumcu Kurtuluş Partisi çok yeni kurulmasına rağmen SDP ile birleşti. Bizim 2,5 yıl önce kurulmuş bir partimiz vardı ama yeni kurulan Toplumcu Kurtuluş Partisi ile birleşince güç birliğine gidildi. Kurulduğumuz ilk günden itibaren Toplumcu Kurtuluş Partisi 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde bütün bölgelerde biz ilçe binalarımızı açtık. İnanılmaz derecede örgütlerimiz oluştu. Her geçen gün bizlere üye olan birçok insan vardır. Eski TKP'liler hükümetten bıkıp usanıp bir daha oy vermeyeceğim diyen kişiler ve değişimi özlemle bekleyen kesimler Toplumcu Kurtuluş Partisi'ne inanılmaz derecede güven duymaya başladı. Çünkü kadrolar gerçekten halka hizmet edebilecek bir pozisyonda görünüyor. Çünkü deneyimli Sonay Adem, Ali Gülle gibi insanlar var. Sayın Çakıcı 3 dönemdir zaten meclistedir. Bunun yanında yeni yüzler vardır, akademisyenler var partimizin içerisinde ve halkın içerisinden gelen kişiler zaten partinin nüvesini teşkil etmektedir. Biz birebir men to men görüşüyoruz. Biz böyle kitle toplantılarına da gidiyoruz ama ekseriyetle birebirdir bizim görüşmelerimiz insanlarının. Çünkü neden birebir görüşüyoruz? İnanılmaz derecede ülkede çok büyük sorunlar vardır. Vatandaş bu kitle toplantılarında bunları dile getiremiyorlar. Ama biz birebir yaptığımız toplantılarda, ziyaretlerimizde bize birebir sıkıntılarını anlatıyor bunlar. Özellikle bu pazar yerlerinde kurulan çarşamba, perşembe pazarları da satış yapan insanlar inanılmaz derecede tedirgindir. Özellikle Girne çarşısında yaptığımız ziyaretlerde yaklaşık 600 kişiyle temas ettik birebir. Ve bu arkadaşlar hem yerel yönetimden şikayetçi hem de gelen turistlerden şikayetçidir bu arkadaşlar. Neden gelen turistlerden şikayetçidir? Alışveriş yapmıyorlar. İnanılmaz derecede ellerindeki dükkanları satışa çıkardılar orada.
çok zor şartlardadır. Biz bunları geliştirmemiz gerekirken, bu insanlara bizim yardımcı olmamız gerekirken, göz bebeğimiz Girne Çarşısı'nın her geçen gün geriye gittiklerini ve kiraları ödeyemeyecek duruma geldiklerini görüyoruz, gözlemliyoruz. Ve artı başka bir şey söyleyeyim ben size, dükkanlar da mal sahibinin elinden gitmeye başladı. Örnek vereyim size, yine bir arkadaş, işte bu karşıdaki dükkan 60 metrekarelik bir yer, 500 bin isteline satıldı diyor. Bunlar çok önemli şeylerdir. Yani Kıbrıslı Türk insanının elindeki mallar da gitmeye başladı şimdi. Eşdeğeriydi. Tamam, bunda ne yapılır? Yani şey olarak satış, işte turist almaz. Yani buna ne şimdi, yapılabilir? Şimdi, yani demek ki herhalde ya fiyat politikasında sorun var. Evet. Ne bileyim ya da bir başka sorun var. Şimdi ya da hizmet kalitesinde mi sorun var bilemiyorum. Şimdi kalite hep aynı yerden geliyor. Ancak fiyat farkı vardır. Gerçekten fiyat farkı var. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen turistlerin kaçıncı sınıf turist olduğunu bizim tespit etmemiz lazımdır. Yani bu arkadaşların birçoğu gelir otelde sadece otobüse biner. İşte filan yerde turistik yer vardır. Onu izleyeceğiz. Camiye gideceğiz. Bilmem nereye gideceğiz. İşte birkaç saat de çarşıda dolaş. Şimdi buraya gelen turistlerin birçoğunda alım gücü yoktur. Alamıyorlar. Bu malları alamıyorlar. Cazip değildir fiyatlar. Düşününüz siz şimdi bir konfeksiyon alacak. %4 KDV'si var. %4 istopajı var. %16 KDV'si var. Taşımacılığı var bunun. %20 de kar koyduğu zaman üzerine. Bir tişörtü Türkiye'de örnek veririm 20 liraya alacaksa burada alacak 35 liraya. Aynı tişörtü Rum tarafında da Türkiye fiyatını alacak. Çok önemlidir bu nokta. Bir takip ediniz bunu, göresiniz fiyatları. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki birçok insan Rum tarafını tercih etmesinin sebebi budur. Aynı ürünler daha ucuz Rum tarafında. Ve çoğu da bilmeden gidip bir tişört alıyor. Eve geldiği zaman da bakar yakasına, işte ne bileyim ben ne firmasının, Türkiye Cumhuriyeti diye. Ve TC fiyatına alıyor. Bunlara dikkat etmesi lazımdır hükümetin. Yani 5 milyon euro gibi bir rakamın Rum tarafına gitmesi her ay veya 3 milyon euronun gitmesi bence ekonomiye çok büyük bir darbedir. Hükümet ne bunun önlemini alabiliyor ne de fiyat konusunda rekabet edebilecek bir pozisyon yaratabiliyor insanlarda. Mesela KDV'yi sıfırlayacak yani bir tane. Hayır, burada şimdi nedir? %5 KDV koysun her şeye. Alsın KDV'yi gene ama %5 koysun. Taşımacılıkla birlikte %8. %8 olduğu zaman tamam mı? 20 liralık bir malda 1.6 kuruştur. Yani 2 TL'dir geleceği külfet satıcıya. Bunlara dikkat etmemiz lazımdır bizim. Sonra burada üretilen ürünlerin maliyetleri de çok yukarı çıkmaya başladı şimdi. Çünkü hem asgari ücret yukarıya çıktı ama bu asgari ücretin çıkmasıyla da devlet üreticiye önünü açmadı kendisine. Satıcıya da açmadı. Nereye kadar gidecek bu? Ne olacak? Darmadağın bir ekonomi vardır şu anda memlekette. Bazıları zanneder ki işte ekonomiye disiplin geldi, şu geldi, bu geldi gibi söylemler. Tamam mı? Bence çöküşümüzün... Kamu maliyesi nedir disiplin herhalde ekonomiye? Kamu maliyesi, tabii ki. Yani çöküşümüzün gerekçeleri bunlardır hep. Ekonomimizin çökmesinin nedenleri bunlardır. Bir de biz en büyük hatalarımızdan bir tanesi, Aytu kardeşim, bugün bir bakınız bu ülkede su geldi Türkiye'den ve bir suyun kontrolünü yapamıyoruz. Bakan çıkar der ki 180 milyon, 120 milyon metreküp su denize akar. İşi yöneten müdür, devlet su işleri müdürü, tamam mı? Öyle bir şey yoktur dedi. Sadece arızada bunu yapıyoruz. Böyle bir ortamların içerisinde yaşıyoruz. Ve ilgili bakan, hatırlarsanız Akçay'a yaptığımız ziyarette, sizin yaptığınız ziyarette, ondan sonra 2 gün sonra Güzelyurt'a bir ziyaret yaptı. Ve ne dedi biliyor musunuz? En erken 3 senede gelebilir. İlk bakınız, burada söyledi, bu programda söyledi. 2020'den önce burada yaptığımız programda burada tarım suyu gelmeyecek dedi. Yani şimdi 3 yıl ne demektir? 3 yıl yani bu memleket susuz mu kalacak? Bütün kuyular kurudu.
Üretim ne olacak? Üreten insanlar ne duruma gelecek? Büyük baş hayvan, küçük baş hayvan üreticileri suyu nereden alacak? Hiç bunları düşünmüyorlar mı? Şimdi 2018 bütçesi hazırlanacak. 2017 bütçesinde 200 bin TL vardır suyla ilgili, su yönetimiyle ilgili. 200 bin TL nedir ki? Siz proje hazırlayınız, götürünüz Türkiye Cumhuriyeti'ne. 700 milyon TL, 720 bin TL zaten geri gitti. Siz aldınız 650 milyon TL ihaleye çıkacaksınız diye, bu boruları döşeyeceksiniz diye. Onu da çıkmadılar ihaleye. Tam bu insanlar 3 sene daha... Türkiye çıkacak galiba. Onu. Şimdi Türkiye KKTC ortaklığı. Böyle bir anlaşma vardılar orada. Şimdi bunları biz bir suyu bir disiplin altına alamadıktan sonra, elektrikte şimdi ben görürüm zam kapıda diyor. Sayın Müdür bunu yani hiç çekinmeden zam yapacağız diyor. Ama 182 milyon TL de kârdayım diyor. Bakınız tüm dezavantajlara rağmen 9 milyon TL X otele, bilmem şu kadar şu otele, bilmem şu kadar şu yere, tamam mı? Bağışlanmasına rağmen devletten alacaklarıdır bilmem nelerdir. Sen eğer bir ticarethane yönetiyorsan, elektrik kurumu gelir elde ediyorsa, sen halka niye yükleyeceksin bunu? Yatırım yapacakmış. Tamam güzel, yatırım yap. Elde edeceğin gelirle karşıla bunu. Ama yok da zam yaparak. Zaten bir de bu değil mi yani sıkıntı? Şimdi geçmiş dönemden, yani onu hakkını vermek lazım. O geçmişteki Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarı döneminde Kıptek'teki yapılanma, borçları toplama bir ayağa oturtuldu. Bunlar da devam etti aslında. Ama Evet. Bir örnek var. Kratos örneği zaten çıktı basında da. Bu çok aleni bir şekilde ne olduğu da üç aşağı beş yukarı ortadayken bir tepkisizlik halimiz var. Yani bunu biz ödüyoruz. Az bir para değil. Diğer otellerde böyle olmadığını biliyoruz. Yani böyle bir kesinlikle örnek yok. Böyle bir para, meblağ söz konusu değil. Yani tamamen affedilmesine yönelik borcun. Ama biz de burada yani sonuçta şimdi zam olarak, toplum olarak biz ödeyeceğiz bu o 9 paraları. 9 milyonu da biz tabii ödeyeceğiz. Tabii biz ödeyeceğiz işte, bunu söylemeye çalışıyorum ama bir tepkisizlik halimizde var bu konulara sanki. Yani yaz rehaveti mi desek ne diyelim. Yani biz ödüyoruz bu paraları, biz ödüyoruz. Şimdi bu sessizlik tehlike demektir. Ben öyle anlıyorum. Geçmişte daha fazla tepki konulurdu. Seçim yaklaştığı süre içerisinde ve sessizlik iktidarların bu son dönem içerisinde UBP, DP ve CTP'nin kendi aralarında kurdukları koalisyondan sonraki dönem çok tehlikeli bir dönem yaşattıklarından dolayı vatandaşa kendileri de sessiz kalıp bu partileri götürecek. Göreceksiniz. Çok zayıflatacak kendilerini. Hiç kimsenin ummadığı bir tablo ortaya çıkacak. Üçlü koalisyonlar gelebilir memlekette. Sadece bir partiyle belki ikili bir koalisyon olma şansı doğabilir ülkemizde. Ama şimdi tabii ki bütün bunların yanında yine gıda güvenliği konusunda sınıfta kaldık. Ona da geliyorum şimdi. Yani ama ya, bu arada Elsen'in bugünkü herhalde yeni yaptığı açıklama var. Onu Kıptaki geçmeden söyleyelim. Onu da hani zam falan dediniz evet. Ya. Bugün de Elsen'in iddiasına göre yeni bir takım münhasız istihdamlar söz konusu. Onlar da biz ödeyeceğiz. İşte bu zamlarla birlikte tüketiciler hepimiz bireyler. Bu iddia ise ilgili sendika ortaya koyuyor. Şimdi kurumlardan açtığınız için ben şunu da söyleyeyim size. Kooperatif Merkez Bankası. Ya. Kaç kişi aldılar? Vallahi sayamadım. Sayamadınız. 45'in üstündedir. Vakıflar Bankası bilemezsiniz. Vakıflar İdaresi onu da bilemezsiniz. Kooperatifin iştirakleri var. Yani onu da bilemezsiniz. Var. Devlete kaç kişi alındı? Kimse bilemez. Tamam şimdi bunların hesabını gerçekten kim verecek? Nasıl kalkılacak? Yani hep kamunun içine yığalım. Kim ödeyecek bunların parasını? Kağıt üzerine baktığında bütün bu kurumlar batmış pozisyondadır. Yazık, günah değil mi? El birliğiyle biz bunları batırmak için elimizden her geleni yapıyoruz. O koltukta oturmak için. Yazıktır, günahtır. Ve artı şunu da söyleyeyim. Hiçbir milletvekili ve bakan
bu suistimallerden yargılanmayacak. Kimse yaygaraya vermesin ortalığı. Hiçbir kağıdın üzerinde bir imzası yoktur bakanların. Ne de milletvekillerinin ne de parti başkanlarının. Bütün imzalar bürokratlar tarafından atılmıştır. Atan çekecek cezasını. Atan çekecek işte. Yani keşke çekse daha doğrusu. Öyle bir düzen görmedik şimdiye kadar ama. İşte bu düzeni denetim gelmesi lazımdır. Her kurumda bir denetim olması lazım. Her bakanlıkta bir denetim mekanizmasının olması lazım. Başbakanlık Denetleme Kurulu nerede? Bizim Maliye Bakanlığı Denetleme Kurulu nerede? Kaç kişi yargıladık bugüne kadar? Meclis nerede? Siyasiler geri çekiyor. Bu hayır, geçmişte Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun çıkardığı bir takım raporlar var. Yolsuzluk iddia değil, yolsuzluklar var devlet içerisinde yapılan. Bunlar belgeleriyle var. Ama daha sonra gelen yöneticiler bunları bertaraf ediyor bir şekilde. Götürmüyor. Son yakın dönemde yine meclisten, meclis komitesinden alt komitede görüşülen birçok konu oldu. Tamam mı? Ve bakanların aklanmış olduğunu söylüyorlar. Bakınız, hiçbirinin bir problemi olmadığını söylüyor. Başka bir partiye mensup bir milletvekili. Yazık, günah değil mi bunlar? Yazıklar olsun bize. Biz neyi yapacağız? Nasıl bu halkı kalkındıracak? Nasıl kırsal kesimdeki insanlara hizmet edecek? Nasıl emekçimizin biz maaşlarını artıracak? Milli hasıla diyor 11 bin dolar. Hani nerede bu paralar? Ya. Bir bakıyoruz Merkez Bankası'nda 16 milyon TL artı para var. 16 milyon TL. Bunun 5 milyon dolar, 5 milyonu dolardır bunların. Kimindir bu paralar? Nereden buldu bu arkadaşlar? Kimse hesap yapmıyor. Bunlar da ekleniyor milli gelire. İşte bu nereden buldun yasası. Nereden buldun yasası bu düşünce olduğu süre içerisinde hiçbir surette gelmeyecek. Bu partilerin gitmesi lazım. Yoruldular artık. Dinlenmeleri lazımdır. Gerçekten yoruldular. Hizmet edemeyecek pozisyondadırlar. Yani halk artık isyan etmesi gereken noktadadır ama isyan da etmiyor senin söylediğin gibi. Ama sandıkta edecek. Yani tepkisini zaten sandıkta ortaya koysa. Sandık, tek silahı o kaldı zaten. Başka silahı kalmadı halka. Tabii bu arada halka bu misyonu yüklüyoruz ama bir taraftan da sürekli vatandaşlık konusu var. Yani sonuçta bilemiyorum sayı ne olacak günün sonunda Nisan'a kadar. Ama bir önemli derecede olacağı kesin. Onların da bu olanağı kendilerine sağladı diye eğer mevcut iktidara yönelecekse yeni vatandaşlar, o da bir şekilde herhalde tartışılması gereken şimdi bir konu hakkı olmadı. Hakkı olan ve olmayan kesimler hiç ayrıştırılmadı. Hakkı olmayan kesimler vatandaş yapıldı bu memlekette. Ne için yapıldı? Oy uğruna. Tamam mı? Şimdi hakkı olan insanlar gittiğimiz köy gezilerinde bize bunları anlatıyor. Tamam mı? İşte arada 3 gün, 5 gün bizim eksikliğimiz vardır ama bizden kaynaklanmıyor diyor ve vatandaşlık belgesini alamıyor. Ha şimdi bunun da bir sınırının olması lazımdır artık. Bir sınır gelmesi lazımdır vatandaşlığa da. Çünkü öyle bir nüfus patlaması oldu. Tamam. Şu anda şimdi mesela 11 mühürden veriliyor. Yasa 5 mühür diyor, evet. Uygulama 11 mühür. Yani bu 11 mühürü alan vatandaş oluyor şu anda rutin. Gerçi almayanlar da oluyor, o ayrı hukuk dışı alanlar da var. Evet. Ama yani siz örneğin ilk lira geldiğinizde bu 11 mühürü olan almayacak mı? Şimdi bu alanların zaten elinden alamam vatandaşlarını. Zaten bunlar yasal bir çerçevede yasal alacak. Bir çerçevede. Ama biz kesinlikle TKP yeni güçler olarak elbette vatandaş yapılacak ama böyle rezilane bir vatandaşlık da olmayacak. Ya mesela bakanlar kurulu kararıyla falan. Hayır. Onlar ayrı çünkü. Mümkün değildir. Yani bunun da bir raconu olması lazımdır. Bu arkadaşlar gel seni vatandaş yapayım, partiye oy ver. Hatta daha da ileri gideyim size. Belki ilk defa gündeme gelecek. Git Lefkoşa ilçesine üye ol. Getir belgeyi seni üye, sana vatandaşlık vereyim. Denecek kadar alçaldı bu insanlar. Yazıktır, günahtır ya. Yapmayınız. Zaten Kıbrıs'ta Türk insanının nüfusu çok aşağılara düştü.
Ülke nüfusu bugün şu anda Kıbrıs'ta yaşayan, ben iddia ederim size, 850 bine yakınık. Belki de fazla ayıkta. Neye dayanarak dersen bana, bugün açın elektrik kurumuna telefonu, kaç yüz bin tane elektrik sayacı vardır diye sorduğunuz zaman oradan çıkar zaten. 3 kişi, 4 kişi korsan her birini, bugün 250 bine yakın, 240 bine yakın sayaç vardır. Dördünden çarptığında zaten nüfus çıkar meydana. Üçünden çarptığında gene 600'lerin, 700'lerin üzerindedir. Bu memleket kaldırmıyor bunu. Çünkü küçük bir memlekettir. Bütün çalışılan paralar da kaçıyor bu memleketten. Nereye gidiyor? Türkiye'ye gidiyor. Türkmenistan'a gidiyor. Vietnam'a gidiyor. Rum tarafına gidiyor. Tamam, benim ekonomim hangi noktada olacak burada? Hangi noktada olacak? Bitti. Çalışma yasasında değişikliklerin olması lazım. Bir de var, şu şekilde. Tek tip sosyal güvenliğin olması lazım. Adı öyledir ama öyle yapmıyor bu arkadaşlar. Devletin eşitlemesi lazımdır. Özel sektör. Sonay Bey çalışacak. Bunu herhalde o geçirdi çünkü. Tek tip sosyal güvenliği. Şimdi bir çalışma vardır, evet. Bir çalışma vardır. Yani bu da bir aşamadır ama şimdi özel sektör %75'e yakın insan özel sektörde çalışır. Özel sektörde çalışan insanların hakkı hukuku nerede? Güvencesi nerede? Yarın tözünü ben bu işten gönderdim derse ben kime gideceğim? Nereye gideceğim? Borcum var, harcım var, bilmem neyim var. Sözleşme yok orta yerde. Nereye? Nerede iş bulacaksın? İş yok. Sağlıkta yaşanan kaos zaten gördüğünüz gibi çok başka bir boyuta büründü. Eğitimde yaşanan kaos işte öğretmen akademisinin kapanmasıydı, bilmem neydi. Şimdi hep öğretmen akademisinin üzerinden siyaset yapılmaya başlandı. Bu çok üzücü. Ben şahsen tamamı üzülüyorum bu açıklamaları. Duyduk sonra üzülüyorum. Elbette kapanmaması lazımdır. Bizim yüz akımızdır. 40 senelik, 50 senelik bir geçmişi vardır. Sen niye kapatacaksın bunu? Bu kadar üniversite var. Mezun olanların ne? Orada öğretmen yetiştirmiyor. Var. İlkokul öğretmeni yetiştirilmiyor o üniversitelerde. Yok, var. Okul öncesi öğretmenliği. Okul öncesidir var. O. Tamam. Onlar istihdam edilemiyor işte. İstihdam edilemiyor. Ama şimdi eğer öyle bir yola başvurursak burası kapanacak zaten. Özel üniversiteler teslim alacak orasında, bitirecek yani. Yazık ediyoruz. Öncelik verilir. Yani bir takım yasal düzenleme yap. Ben biraz farklı yorumluyorum bu konuyu. Yani işte orada Atatürk Öğretmen Akademisi var. Diğerlerinin hiçbiri, yani okuyan çocuklar iş bulamıyor bu defa. Yani okumayın deniyor bir şekilde siz okul öncesi öğretmenliğin. Hayır, şöyle bir şey olur. Oradan çıkanlar öncelikli istihdam edilir belki. Kalan açığa da dışarıdakiler şimdi bizim alınır. Yani bu kadar öğretmene ihtiyacımız var mı yok mu? Bir de onu hesap etmek lazımdır. Bugün o hesap bilirsin. Herkese göre değişir. Sendikaya göre 50 öğretmen açığı vardır. Bakanlığa göre 10'dur o sayı. Tamam. Ondan şimdi sonra biraz karıştırınca şey çıkar. Bu öğretmen 20 yıllıktır. Günde ancak haftada 2 saat derse girebilir. Böyle saçma sapan da şeylerimiz var. Şimdi bizim dediğinize artık katmak için şunu söylüyorum ben. Bir bakınız, şu anda emekli olan kaç tane öğretmen vardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde görev yapan? Ya da onlara bağlı, özel okullarda. Adam 65 yaşında, hala daha ders verir. Senin çocuğun da boşta oturur. Yok böyle şey. Olmaz böyle şey. Şimdi bunlara da bir takım yasal düzenlemeler belki kesinlikle getirmek lazım. 17 saati geçmemek kaydıyla haftada izin vermesi lazım devletin. Biraz sosyalleşmemiz lazımdır. Sosyal demokrasiyi getirmemiz lazımdır. Bugün İngiltere'ye baktığımızda emekli olmuş biri 17 saati geçmez dışarıda işlemesi. Hı hı. Yapalım, biz de yapalım. Ama sen alın adamı 65 yaşında, mezara gidecek, baston elinde gidecek. 23 yaşında, 24 yaşında çocuk da işsizlikten kırılacak ve memleketi terk edecek. Olur mu böyle şey? Böyle düzen olmaz. İşte burada hükümetin üstünde egemen olmuş üniversiteler maalesef bu duruma getirdiler bizi. Ben size sorayım. Hala daha bu üniversiteler kurumlar vergisini ödemediğini bilir misiniz? Onlara vergi muaftır değil mi? Her şey.
artık mesela doyuma ulaştı. Bu düzenlemeler kalkabilir. Kaç para geliri olacak devletin, bir hesap yapacak olursak? 200 milyon TL'ye yakın bir para elde edecek. Üniversitelerden vergi alsak. Tabii ki. Nereye kadar yatırım? Üniversitelerde. Tamam, 3-5 yıl almadın, tamam, güzel. Devlet de sana olanağı sağladı. 5 TL damga pulu bile ödemedin bugüne kadar. Ya belli bir süre sonra en azından öde. Tabii ki. Artı şimdi ben bakarım, üniversiteler briket üretir. Klasik otomobil getirir. Elektrik kablosu üretirler. Ayıptır artık ya, günahtır. Sıfır vergi. Vakıf oldukları için bu şirketler vakıfa hibe yapıyorlar gelirlerini. Tamam, vergiye de geldiğin zaman hiçbir kuruş vergi ödemeyeceksin sen. Ne güzel düzen. Onun için bu kadar. Böyle düzen mi olur? Onun için bu kadar. Yazık, günah değil mi? Ha şimdi ben bunları söylüyorum. Belki bizi etkileyecek. Ama biz bunları anlatmak zorundayız halka. Oy olarak bizi etkileyebilir bunlar. Bu kurumlar vergisini biz %100 geçireceğiz. Neden oluyor etkilesin ki sizi? Kaç tane üniversite var? Kaç tane halkın bu 200 milyon TL'den faydalanacağı işler var? Yani bence eğer etkileyecekse olumlu etkilemesi lazım. Olumlu etkilemesi lazımdır da şimdi burada bu kurumlarda çalışan insanların hiçbiri bize oy vermeyecek. Öyle vermesin. Yani bu kurumlar vergi verirse batmaz ki. Tabii ki batmaz. Yani baktığınız zaman kişilere de bir bakınız. Yüzün üstündedir bu zenginlerin, yüzüncü sıranın dışındadır hepsi de. Kişisel vergilerde. Vergilerde de aynı şekilde. Bankalar? Bankalar ne olacak? Kaç kat faiz alıyorlar? Hani yasal değişiklik? Söz verdi. Bu üç tane parti söz verdi. Neden iki katının üzerinde faiz almaya devam ediyor bu insanlar? Borcu olmayan insan yoktur memlekette. Araziler bilir misiniz nasıl gidiyor vatandaşın elinden? İnanamazsınız. Ve bu bankalar X şahısları koyup gidip satın alıyorlar o arazileri banka adına. Yazık, günah değil mi ya bu topluma? Ve Türk malları inanılmaz derecede şu anda harap ediliyor. Nasıl harap ediliyor biliyor musunuz? İsrail şirketleri bugün burada inanılmaz derecede arazi satın alıyor. İnanılmaz derecede. Güzel yurt bölgesi de dahil olmak üzere. Yatırım yapılacaksa güzel. Yatırım değil, inşaat yapıp satarlar. Ama Kıbrıs'ı Türk insanına satmazlar. Neyi? Evleri. Para değil mi? Yok. Siz vermezseniz de Nigoli verir, ona satar. Ben özellikle bir yere gittim. Dedim ki kaç paradır bu 2+1? Denizin kenarı. Alacağımdan değil, param yok zaten. O kadar param yoktur. 250 bin isterlin. 250 bin isterlin dedi bana. Tam dedim, bir tane de ben alabilir miyim dedim ben de burada. Hayır dedi bana, sen alaman. Niye dedim kendine? Burası dedi bana, sadece Yahudiler alabilir dedi bana. Rus Yahudileri vesaire. Hı. Şok oldum. Bugün bu memleketi yöneten kişilerin kardeşleri, çocukları kendi atlarına alıp sonradan bu İsrail şirketlerine verdikleri arazilerin ne kadar olduğunu herhalde kulağınıza kadar gelmiştir. Milliyetçi geçinen bu arkadaşlar yapıyor bunları. Yani bu toplum bu tempoda giderse Kıbrıs'ta çok uluslu insanlar topluluğu olacak ve biz söz sahibi olamayacağız bu memlekette. Olmuş durumdadır zaten. Yani olmuş durumda. Gidin Akdeniz. Ama bu güneyde de böyle. Yani güney durdurdu artık. Nasıl durdurdu? Tam 3 milyon euro veren herkes vatandaş oldu. 3 milyon euro veren. Tabii. Etici büyük yatırımcı. Büyük çeker. Ay dediğiniz tamam. Yatırım var. Orada da yapar. Tamam, biz de değilim ki 2 milyon euro yatırım yapacak olan gelsin. Bizim Avrupa Birliği vatandaşımız var da öyle değerli olsun. Vatandaş adam orada Avrupa Birliği vatandaşlığı verir. Bizim burada kakadece vatandaşlığı. Bizim yani nasıl 2 milyon euro? Bizim yaptığımız nedir bilir misiniz? Biz devletin malını alıyoruz. Üstünden de 1-2 milyon dolar cebe indiriyoruz ve Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e
Türkiye'den gelen firmalara devrediyoruz bunu. Yazıktır. Çok yazıktır. Yani memleketi bu düşüncede olan insanlar görevde olduğu süre içerisinde bitirecekler. Mesela ne yapacaksınız? Siz alımı durduracaksınız. Şey yani milliyetine göre alım yapacak şey. Milliyetine nasıl göre, bir hayır, uygulama bu, olacak? Bu iş şöyledir. Şimdi bir defa yabancı uyruklu biri zaten Ruslar bireysel olarak da gelip Türkiye'den de gelip bireysel olarak ev alabiliyorlar. Hı hı. Ama şimdi 50 dönüm 100 dönüm arazi almıyorlar. Bu 50 dönüm 100 dönüm araziler Kıbrıslı birinin adına yapılıyor. Bir avukatın adına veya iki avukatın adına yapılıyor. Tamam mı? Rant elde ediliyor. Ondan sonra zamanı geldik sonra inşaatlardır bilmem nelerdir yapıldık sonra satışı yapılıyor gelecek olan dışarıdan gelenlere. Tamam mı? Bir ev alma şansı var zaten. E bir bakacağız ki 10 sene sonra 20 sene sonra ne kaldı elimizde? Hiçbir şey kalmadı. Biz tamam. Bunlara karşı çıkacağız. Tespit yaptınız yani bunların önüne geçecek adımlar atılacaksınız. Kesinlikle. Tabii ki. Gıda güvenliğiyle ilgili ona da gelelim. Bu gıda güvenliğiyle ilgili. O önemli zaten. Bugün sormak lazım. Cuma günü çünkü yapılamadan girdi şeyler, ürünler, arıza vardı. Hafta sonuydu. Yapıldı mı hafta sonu? Hafta sonu zaten yapılmıyormuş. Yani pazartesi ile cuma günleri arasında. Lefkoşa'da yapılır. Pazar yeri pazar günü açılır. Neden yapmıyorlar? Yani Tarım Dairesi Müdürü'nün söylediğini aktarıyorum size. Pazartesinden cumaya yapılıyor. Cuma günü yapılamadı. Yurt dışından gelenler, yerler yapıldı. Yurt dışından gelenler yapılamadı, arıza olmuş. Tabii bugün bakmak lazım ona bir daha. Yani gerçekçi mi bu yapılan analizler? Bir de o var. Veteriner dairesinin bir odacığının içindedir. Lütfen alınız yarın kameraları ve gidin bir ziyaret ediniz. Analizlerin yapıldığı bölümü. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu arkadaşlar şu çok atallar. Tarımı çok iyi bilir bu arkadaşlar şu. Görelim bakalım kendilerini. Nasıl yaparlar bu analizleri? Biz zehirli gıda yemeye halen daha devam edeceğiz. Bir yere kadar gidecek toplum. Artık daha da Rum tarafına yönelmeye başlayacak. Şimdi mesela sözüdür TKP'nin örneğin işte yeni bir laboratuvar kuracak. Çünkü 4,5, bunlar tespitleri yapıyor. 4,5 milyon eurodur. 4,5 milyon euro. Evet 4,5 milyon eurodur. 200 milyon lira biz kazanırsak şeyden, kurumlar vergisinden 10 milyon euro bile harcarım. Önce sağlık ama. Eğitim, tarım ve hayvancı, ondan sonra özel sektör güçlenmesi lazımdır. Üretken bir toplum başka türlü biz yaratamayız. Bu sunun bütün köylerimize gelmesi 2020'ye kadar sadece laftadır bunlar. Sözdedir, sadece sözdedir. Ama ihalenin sonuçlanması hani henüz daha orta yerde yok bir şey. Zaten daha biz kullanım suyunu yayamadık. Yani o aynen öyle. Bahsettiğiniz tarım kullanımı ayrı bir ihale. Evet. Biz daha henüz sanırım 200 kaçtı unuttum da. Yani daha borular döşenmedi kullanım suyu için her yere ulaşmadı. Biliyorum. Mesela Sütlüce ana yolun üstünden geçer. Sütlüce'nin önünden geçer. Sütlüce köyü suyu almaz. 2 kilometrelik boruyu döşemezler. Yukarı hazine vardır yukarıda. Oradan pompalansın köye. Onu yapmazlar. Para yok çünkü. Tamam 520 milyon lira siz borçlandınız. Devlet olarak borçlandınız 520 milyon lira. Ne yaptınız bu paraları? İşte maaşlar şunlar bunlar. Bu kadar. İhtiyaç sandığından borçlandıkları paralar nereye gidecek? Bunları nasıl karşılayacaklar? Zaten KKTC'nin geçmişten bu yana iç borcu muazzam yani ödenemeyecek noktadadır. Yani Türkiye'ye olan borcunu hadi Türkiye Cumhuriyeti çekecek bir çizgi tamam mı? Ama buradan iç %9,9 faiz oranıyla Merkez Bankası ihaleye çıkar ve bankalardan, özel bankalardan borç alır devlet. Bir devlet gösteriniz ki bana, dünyada bir örnek gösteriniz ki, bir iş yeri sahibi devletten zengin olsun. Kaç tane ülke vardır? Bir tane, iki tane. Belki Arap ülkeleri. Belki, yani. Bir ihtimal.
Petrolünüzde oturan yani. Aynen öyle. Yani biz de şimdi öyle bir durumdayız. Devlete borç verir ya adam. Vergi sıralamasına bakın, listede yok adam. İşte devlete borç verdiği için zaten çoğu önlemi alamıyorsun devlet olarak. Daha da açık söyleyeyim ben. Eğer bu kurumlar, bu şirketler, bu partilere seçim zamanında paralar verirse Aytuğcuğum, 1 trilyon, 2 trilyon, eski parayla konuşayım da, 1 milyon, 2 milyon yanlış anlamasın vatandaşımız. Bu düzen böyle devam eder. Aksi halde biz hiçbir şey yapamayacağız. Düzenin devamı bizim sonumuz demektir. Bu kişiler partilere yaptıkları yardımlar devam ettiği süre içerisinde bu işlerin sonu yoktur. Biz daha şimdi TKP Yeni Güçler olarak kendi cebimizden çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını keserek ilçelerin parasını ödemeye çalışırız. 100 lira, 200 lira herkes öder. İlçe yönetimlerinde, parti meclisinde, MYK'da, başkan, ben, diğer arkadaşlarımız 100 lira, 200 lira çıkarıp cebimizden ödüyoruz. Biz de biliriz arkamıza bir dayı alalım. Ama biz asla onu yapmayacağız. Zaten böyle bir yere girdiğimiz zaman bizim işimiz yoktur oralarda. Gerçek ve samimi olarak söylüyorum size. Biz bunu halka bir bir anlatacağız. Anlattık sonra da bu halk bize inanacak ve güvenecek. Çünkü tutarlı bir politikayla gideceğiz halkın huzuruna. Ben çok merak ederim bu arkadaşlar. Yarın halkın huzuruna çıktığı zaman ne söyleyecekler? Ne söyleyeceğini ben çok merak ediyorum. Siz 5 senedir, 4 senedir iktidardasınız. Kaç defa gittiniz siz bu köylere? Siz de yaşarsınız. Görüyorsunuz halkın tepkisini. Akçay'da gördüğünüz vatandaşın siyasilere olan tepkilerini. Tamam mı? Bu halk şimdi bizi asla onlarla aynı kefeye koymaması lazımdır. Biz ne iktidar olduk, ne denendik, ne de geçmişimizde herhangi bir soru işareti vardır. Bu halk bize güvenmek zorunda. Yeni bir partiyiz biz. TKP Yeni Güçler. Bir dönem bizi iktidara getirmek mecburiyetindedir değilim. Başka şansı yoktur. Biz böyle hanedanların partisi olmayacağız. Biz bilmem kimin partisi olmayacağız. Biz gerçekten halkın partisi olmaya çalışırız burada. Ve halkın kurtuluşu da bizimle olacak. Çok ciddi olarak çalışacağız. Radikal karar alacağız. Radikal karar almazsak eğer, samimi olarak söylüyorum size, böyle geldi böyle gidecek. Bir yerde kesmek lazımdır. Elimizi kesmek lazım gelirse elimizi keseceğiz. Ama böyle yumuşak geçiş asla olmaz. Bilin devrimler. En büyük radikal karar nedir mesela? Yani şu an çok bir şey yok. İşte Nisan'da seçim var. Nedir mesela sizi? Bu gelir gelmez bu adımı atacak. Bu yani sallayacak ortalığı bu adım. Çünkü birincisi bir adım. Bu kurumlar vergisi. Mali yöndendir çünkü. Hiç bugüne kadar böyle bir adım atılmadı hiçbir surette. İkincisi sağlıktır, üçüncüsü eğitimdir. Geldiğimiz günün ertesi günü bu yönde gerekli yasalar çıkarılacaktır. Bu değişimi yapmak zorundayız. Yapacağız da. Bu kurumlar vergisine zaten önemli bir gelir elde edilecek. Bunlar da sağlık eğitime yatıracak. Aynen öyle ve vatandaşın kalkınması için kırsal kesim bu arkadaşların gelişebilmesi ve kalkınabilmesi için şehirlerimizle eşit seviyeye gelebilmesi için güçlendirmek zorundayız kendilerini. Başka şansımız yoktur. Kooperatifler oluşturmak zorundayız. Kooperatifler var da işte yönetimleri... Ama böyle kooperatif değil. Böyle kooperatifler oluşursa, herkes kendi cebine kooperatifi oluşursa, tamam mı? Şimdiki düzenden farkı olmayacak. Bizim için önceliğimiz gençler de olacak burada. Ben bakarım ki, bakınız bütün partilerin programlarını bir gözden geçiriniz. İki satırdır. Ülkedeki gençlik ve sporu kalkındıracağız. Bizim öyle bir şey yoktur. Bizim iki sayfa, üç sayfadır. Ben sporun içinden geldiğim için söylüyorum bunu. Gerçekten bu ülkede 25 binin üzerinde bir gençlik vardır. Spor yapan gençlik vardır. Bunları biz nasıl kalkındıracağız? Şimdi bir ziyaret başlatacağız şimdi. Spor Yazarları Derneği, federasyonlar vesaire
Bunlarla biz programımızı kendilerine anlatacağız. Okul, aile, spor bakanlığı, federasyonlar hepsi iç içe olması lazımdır. Biz bir başarı elde edebilmemiz için. Tamam mı? Başka şansımız yoktur. Gençlikle ilgili gençlik, bilecek ki gençlik 7 yaşından 10 yaş arasında nedir benim haklarım? Ben şimdi çıkalım beraber dışarıya ve soralım gençlere, senin anayasadaki hakkın nedir diyelim gençliğe. Var mı anayasada öyle bir madde? Yoktur. İskandinav ülkelerine bakalım, bir bakalım neler vardır. Anayasada değişmemiz lazım. Tabii oyumuz yeter mi yetme mi onu bilmem ama bunu da değişmek zorundayız artık. Adamlar anayasaya koydular bunu. Diyor ki adam 7 yaşından 10 yaş arasında. Siz çok ekstrem örnekler verdiniz ha. Bizim anayasa yargıç sayısını kısıtlar diye mahkemeler tıkanmıştır. Yani biz yargıç sayısını bile artıramıyoruz kendimize. Ama bunu, bunu hükümetin görevidir. Halka gitsinler. Halka gidecekler, anlatacaklar halka. Yani böyle havadan konuşmayacaklar. Halka gidecekler, anlatacaklar ama %64 hayır çıktı şu. Tamam mı? Anlattılar mı ne yapacaklarını halka? Anlatmadılar. Anlatmadıkları için de %64 hayır çıktı kendilerine. Bu hakları getiriniz. Yasal statüye getiriniz bu hakları. Tüzükler, yönetmelikler zaten bu yasa altında. Tamam mı? Değiştirilebilir. Biz geleceğimiz gençlerimizdir. Çok kolay bir kelimedir. Söyleriz. Umudumuz gençlerde. Ama biz gençler için hiçbir yatırım yapmıyoruz. Biz sadece işe alacağız seni. Hiç merak etme. Al kırsal arazi de sana. Biz onları da yapmayacağız. Söyleyeyim size. Kırsal arazi de dağıtmayacağız biz. Parti olarak. Biz ev yapıp içine vereceğiz insanlara. Kaynak? Kaynak. Özel sektör devlet ortaklığı. Korkmayacağız. Yani bu da ya... Eski sosyal konutlar gibi. Aynen öyle. Sosyal konut mantığı. Evet. Ya da Türkiye'de TOKİ şimdi, modeli. Evet. Şimdi düşününüz siz. Sen verdin bir kırsal kesim arazisi verdin. 20 sene önce verilenler de yapılmadı. Döndüler 5000 sterlin tanesi sattılar bunları. Değil mi? Şehit çocuğu arsaları şimdi 65-70 bin sterlin. Ya. Çatır çatır alırlar villa yaparım insanlar içerisine. Tamam mı? Bu yazık günah değil mi? Hakarettir bu ya. Ölen insanlarımıza, şehit çocuklarımıza hakarettir bu. Yap ve ver kendisine. Ve onlar sattı. Satmayacak. Böyle bir şey de olmaz. Devlet verdi, onlar sattığı için. Olmayacak. Ya. Satmayacak. Ben sana satmayacak. Devletten aldıysa satamayacağı bir düzenleme tabii lazım. Tabii ki. Ne demek ya bu? Biz kendi elimizle alıştırdık insanları, bu tür şeylere alıştırdık. Yerimiz mi yoktur? Metehan'da gördüğün gibi ormanlık arazi. Yap onun içerisine 50 tane apartman. Dağıt gençlere 40 bin, 30 bin lira, 40 bin lira. 10 senede de ödesin bunlar. Ne olacak yani? Yapamaz zaten. Bu çocuklar işe girmediği için, elinde para olmadığı için evlenemiyor zaten bu çocuklar. Ama evi olduğunda ve den ki kendisine, işte ayda sana 300 lira, 500 lira taksidinden ben sana bu evi veriyorum. 20 senede öde. Zor mu bunları yapmak bu memlekette? Zor değildir. Ama bu düşünceler, şimdiki düşünceler bunu yapamaz. Çünkü neden yapamaz biliyor musunuz? Hep işin altında illaki rüşvet işi vardır. Usulsüzlük vardır. Ha, yaşarız, şimdi yaşarız ha. Gördüğün gibi. Kooperatiftir, ihale komisyonudur. Şimdi bunlar ayyuka çıktı bu memlekette. Bir kurumun başındaki adam bakanı eleştirir. Sen rüşvet yedin der kendine. O döner der ki kendine sen yedin rüşveti. Ha, evet. Neticeye bakarım ben. Aleni bunlar tartışıldı. Aleni müteahhitlerle Serdar Bey'in arasındaki diyalog, masaya yansıyan diyalog. Hayır, yani bunlar hoş bir şey mi? Hoş değildir. Benim bakanım için bunu kimse söyleyemez. Kim olursa olsun. Eğer benim bakanım için bunu söyleyecek kadar ileri gittiyse bu arkadaş, demek ki bir şey vardır. Yasal işten başlatacak. Disiplin gelsin memlekete biraz. Ama bizde disiplin de yoktur. Aileler dağılıyor gördüğünüz gibi. Aile yapısı kalmadı memlekette. Bir de bunları çekiyoruz. İşte şu kadar aldı. Almayanı da aldı derler, demeye başladık artık.
Bu işler böyle dedikodu bir çıkar, bir noktadan çıkar. Ondan sonra... Bazıları söylediğine de döner, en sonunda ona da inanır. Şimdi bir FETÖ meselesi başladı gördüğünüz gibi. Evet. Tabii bu devam edecek. Bizim aldığımız bilgiler doğrultusunda bu devam edecek daha. Polis, asker, ondan sonra partiler. Tabii ki. Çekecek herkes cezasını. Sen nereden buldun arkadaşım bu parayı? Milyon isterlinler, milyon dolarlar. Ya kim idik biz ki bu paraları elde edelim? Nereden işledin? Kaç para vergi verdin? Sanal kumar, adam günde 2 milyon dolar kar elde eder. Hesap soran yok. Hesap soran yok. Türkiye polisi baskın yapmasa, bir şey yapmasa o da devam edecek. Tamam, ben Türkiye'yi mi beklemem lazımdır bu işleri yapabilmem için? Yazık, günahtır bu topluma. Kaybediyoruz yani. Gerçekten kaybediyoruz. Ve bu hükümet, şu anki hükümet ve geçmiş hükümet bunların üstesinden gelemez. Çünkü hep bu üç parti anıldı bu işlerle ilgili. Bu üç parti bunlarla anıldığından dolayı nasıl düzeltecekler bunları? İmkan ve ihtimal yoktur, düzeltemezler. Yeni parti bizik, TKP yeni güçler. Biz de düzeltemezsek bizi de atacaklar, bizi de gönderecekler. Ama bunun için bir fırsat lazım diyorsun. Bunun için bir fırsat lazımdır. Halk elini masaya vurması lazımdır. Bilecek ki halk güç kendindedir. Yani bir çocuğun iş aldığı için sen bu ülkenin kaderiyle de oynama. Veyahut da X partiye küstün, ben artık bu memlekette kimseye oy vermem deme. Dediğin anda yine bunlar iktidardadır zaten. Bir de öyle bir şey var tabii. Bir genelleme hali var. Yani mesela bir küskünlük hali var, bir genelleme hali var. %30 yapılan anketlerde %28 ile %30 arasında bir küskünlük vardır. Ben oy kullanmayacağım. Hepsi aynıdır mesela. Hepsi aynıdır. Ne fark hayır, biz de tepki koruk kendilerine. Beni niçin aynı kefeye koysan bunların? Beni aynı kefeye koyma hakkın yoktur. Ben çalmadım, çırpmadım. Tamam mı? Beni aynı kefeye koyamazsın. Bu işleri yapanlara kızdın madem ki, oyunu ver. Başka partilere ver. Başka insanlara ver oyunu. Onun için biz köylerde sürekli olarak bu tarafsız kalan insanları enjekte ediyoruz kendilerine. Oylarını kullansınlar. İlle bize değil. Meclis dışında olan partilere versinler. Ama değişim bu ülkede artık şarttır Aytuğ kardeşim. Değişim şarttır. Artık çan çalmaya başladı ve değişecek de. İddia ediyorum ben size. Bu arkadaşların böyle gene ben birinci partiyim, ben ikinci partiyim umutları sandıkta kalacak. Yok, İddialısınız yani. İddialı. İddialı konuşuyor. Yani artık halkın büyük bir bölümü uyandı. Ya. Bakalım, göreceğiz yani. Çok bir şey kalmadı. Nisan ayı. 7-8 aylık bir... Bu tempo zaten devam ederse daha da çığ gibi büyüyerek gelmesi lazım yeni zihniyetlerin. Çünkü yönetim noktasında sıkıntılarımız artarak devam ediyor çünkü. Bir sıkıntıyı daha söyleyeyim ben size. Bu ülkeye hizmet edebilecek olan birçok kişi vardır. Ve bu insanlar korkuyor. Politika yapmaktan korkuyor. Neden korkuyor biliyor musunuz? İşte ben filan partiden aday olursam, tamam mı, kazanma şansım olmayacak. Çünkü eskiler vardır. Eskiler bu işi çok iyi biliyor. Eskilerin parası vardır. Listeler var, kombina işleri var. Yani ama bu ülkeye gerçekten hizmet edebilecek olan çok değerli insanlar vardır. Becerebilecek olan çok değerli insanlar vardır. Yani bugün ben bakarım Türkiye ve 3. dünya ülkelerinde yaşayan birçok Kıbrıslı çocuğumuz vardır. O şansı verelim bu insanlara, gelsinler oylarını kullansınlar. Yabancı ülkelerde yaşayan insanlarımız gitsin elçilikte oylarını kullansınlar ya bu insanlar. Verelim, dışarıdakiler de kullansın. Ne oldu kullanırsa? Bana göre biraz sakıncalıdır. Size göre bir şey hayır. Olmayabilir. Yani bir düşünce olarak ülke nüfusunun 3 katı dışarıda yaşayan varsa da onlar da oy kullanacak. Bir düşünce olarak söylüyorum ben bunu. Tabii onların... Tabii da Londra'da talep, örneğin çok yaşayanımız var. Onların evet, böyle bir talebi yıllardır siyasilerden var. Yanlış hatırlamazsam TDP başkanlığı döneminde Sayın Çakıcı destek veriyordu zaten. Yani yurt dışında oy kullanmasına yönelik. Ama bilemiyorum tabii. Bu bir takım yasal değişiklikler de gerektiriyor tabii.
anayasaya aykırıdır oy kullanmamaları. Oy kullanmamaları bu insanların anayasaya aykırı. Ama yasa, tabii ya, anayasa hepsinin üzerinde ama hani seçim halk oylaması yasasında belli süreler tabii verir. Yani şimdi örnek vereyim ben size. Londra'da yaşayan süper bir bu ülkeye hizmet edebilecek olan bir maliyeci var mesela. Tamam mı? Dünya Bankası'nda çalışır. Biz bu çocuğu aday yapamayız partiden şimdi. E zaten aday olmaz oralarda çalışırsa. Yok, gelip burada aday olmak ister. Samimi olarak söylüyorum size. Gelip burada şimdi aday olmak ister ama olamaz. 6 ay ikamet ister. Olur mu böyle şey? Ha. Şimdi Pakistan'dan geldi adam. Vatandaş oldu. O adam aday olabilir. Böyle düşünce olur mu artık ya bu memlekette? Veyahut da KKTC vatandaşlığını alıp da gidip Türkiye'ye yerleşip tekrar seçim zamanı gelip oyunu kullanan insanlar da olacak. Çok hem birçok insan var. E benim vatandaşlarım da kendi ülkesinde yapılacak olan işlerde oyunu kullanmayacak. Bu açıdan da düşünmek lazımdır. Sonra biz bu insanları bu ülkeye nasıl çekebileceğimizin hesaplarını da yapmamız lazım. Bireysel olarak bıkıp usanıp ben vatanımda gömülmek isterim diyen insanlarımız da vardır. Bir kısım da vardır ben artık gitmem. Gençler hele hiç duydunuz mu gelsin yerleşsin buraya? Hiç. Gelmeyecek çünkü askerlik korkusu var. Orada doğdu büyüdüyse bu çocuk. Sen şimdi getir kendini 12 ay askerlik yaptır burada. Bedelli ya da. Ya bedelli. Bedelli şansı var. Bir ay. 15-15'te olur. 15-15'te olur ama. İki izni yiyecek. Ama 5000 sterlin altı bin. Bilmiyorum rakamı. Yani şimdi tamam mı bu yöntem, tamam mı değildir? Bence tamam değildir. Yani parayı ver ve 15-15 askerlik yap. Bunlar da hep değişmesi lazımdır. Yani artık bunların çağı dışı kaldığını düşünüyorum ben. Hı hı. Özgürlük olması lazımdır ya memlekette. Özgürce düşünelim. Tamam mı? Yani biz bunları şu anda biz nereye endekslendik ülke olarak? İşte Nisan'da şimdi seçim olacak. Ben asgari ücret alırım, geçinemiyorum. Su yok, üretim yapamıyorum. Sütçü üretir sütünü dereye döker. Biz hep bunlara endekslendik. Aman ben çocuğumu şimdi hangi üniversiteye yazdıracağım? Nasıl okutacağım çocuğumu? Devlet okutacak sadece çocuğumu. Borçlandırarak seni devlet okutsun, ne oldu? Bugün Türkiye bile bu yöntemi benimsedi. 5 yıl okutacak kendini, ondan sonra 50 lira, 100 lira ayda gerek özel sektörde işlesin, gerekse bilmem nerede işlesin. Tamam mı? 50 lira, 100 lira ayda kessin kendisinden, ne olacak yani? Bu işte aile bütçesinde de bir katkıdır. İki çocuğu olan var, üç çocuğu olan var, tek çocuğu olan vardır. Bunlar hep bütçelerine bir katkıdır. Yerel yönetimler maaş ödemezler. Kaç belediye var? Şimdi şu anda bir araştırınız, göresiniz. 3 aydır, 4 aydır maaşını alamayan belediyeler vardır yine. Belediye sayısının azalması lazım memlekette. Aralıklı olması lazımdı o. Yani ekonomik protokole göre. Ama devlet bunu da, hükümet şu anda bu ekonomik paketi bile uygulamadı. Paket olarak anımsanıyor ama bu protokolü bile uygulamıyor. Şu anda Türkiye'nin güveni de yoktur bunlara. Şu anda bu hükümete Türkiye'nin güveni yoktur. Türkiye'nin başını bile yedi bunlar. Bakalım. Göreceğiz. Yani umutsuzluğun bittiği yerde yeniden bir umut olması lazımdır. Evet. Halkımız umudunu asla yitirmesin. Mücadele etsin. Değişimden de hiç korkmasın halkımız. Peki. Teşekkür edelim Sayın Tözün Tunalı. Kolay gelsin diyelim. Yeniden görüşmek üzere. Efendim, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı ile birlikte olduk ve bir değişim vurgusu üzerinden programımız gerçekleşti. Yapılması gerekenler konusunda kendi fikirlerini ortaya koydular. Yarın yine farklı konularla ülke gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Ve tabii bir taraftan detay, diğer taraftan da yarın akşam saat 20.30'da Halk Meclisi Korkuteli Köyü'nde toplanacak. Onu da tekrar duyurusunu yapmış olalım. Herkese iyi günler, görüşmek üzere.